Herkese selamlar. Bugün parçalı fonksiyonlarda limit ve süreklilikten bahsedeceğiz arkadaşlar. Daha önce de bahsettiğim gibi süreklilik aslında limiti kapsayan bir konu arkadaşlar. Yani bir noktada soldan ve sağdan limit değerlerimiz birbirine eşitse biliyorsunuz o noktada limitimiz var diyorduk. Süreklilik neydi peki? Bunun bir gelişmiş haliydi. Yani hem soldan hem sağdan değerler birbirine eşit olacağı gibi noktanın kendisinde de arkadaşlar ne olmalıydı? Bulduğumuz sonucun bu sol ve sağ limite eşit olması gerekiyordu. Dolayısıyla siz bir noktada zaten süreklilik var diyorsanız otomatikman limitin ne olduğunu bundan sonra söyleyebilirsiniz. Evet, ilk soruyla başlayalım arkadaşlar. Burada bir tane parçalı fonksiyon varmış arkadaşlar. 5 noktasına sağdan, 2 noktasının da tüm limitini arkadaşlar bize soruyor. 5 noktasına sağdan giderken bakıyoruz. Yani x'in 5'ten büyük olduğu noktalarda arkadaşlar limiti araştıracağız. X'in 5'ten büyük olduğu yerler burası mı? Evet, bu noktada limiti bulalım. Yani 5'i getirip burada yerine yazalım. Burada bize tabii ki sadece sağdan limit sorduğu için arkadaşlar hem sol hem sağ limit ayrı ayrı bulup bunlar birbirine eşit mi diye sorgulamamıza gerek yok. Ne yapacağız? Doğrudan sağ taraftan limitini bulacağız. Hemen 5'i yerine koyuyorum buradan. Ne yaptı? 25-10 bölü. Burada 5'i yerine koyuyorum. 5-2'den. Ne olmuş oldu arkadaşlar? 15/3. Yani limit değerimiz 5 gelmiş oldu. Bir de ne yapacağız arkadaşlar? 2 noktasından limite bakacağız. Şimdi 2 bizim için bir kırılma noktası mı? Yani bir kritik nokta mı? Evet, kritik nokta. Görüyoruz 2'nin solunda ve sağında değil mi arkadaşlar? Farklı farklı ne var? Değerler var, fonksiyonlar var. Dolayısıyla ne yapacağız arkadaşlar? Sol ve sağ için ayrı ayrı limit hesaplayacağız ve bunlar birbirine eşit olmasını bekleyeceğiz. Bize tabi bu noktadaki limiti nedir diye sorduğuna göre demek ki limiti var. Yani soldan ve sağdan aynı şeyin gelmesini bekliyoruz. Bakalım gerçekten gelecek mi? 2'nin küpü 8, 8-8 0 bölü 2-2'den 0. Burada ne oldu arkadaşlar? Bakın bir 0/0 belirsizliği geldi. Bir de sağ tarafta deneyelim arkadaşlar. Sağ tarafta ne var? Bu sefer 2'nin karesi 4 artı 2 artı 6. Ne oldu arkadaşlar? 12 oldu. Yani limiti var olduğu için biz limitinin 12 olduğunu ve cevabın 17 olduğunu söyleyebiliriz. Ama gerçekten sol tarafta 0/0 belirsizliği geldi ya 2'nin solundayken, yani şu kısımdayken. Bunu da arkadaşlar bir görelim. Nasıl çözüyorduk bunu? Hatırlarsanız küp açılımı yapmamız ya da çarpanlarımı yapmamız gerekiyordu burada. x-2 işte x kare artı 2x artı 4 diye açıyorduk burayı. Alt tarafı da ne yapıyorduk arkadaşlar? Olduğu gibi. Buradan x-2'lerin gittiğini görüyor muyuz? Evet, x-2'ler gittiğine göre geriye kalan arkadaşlar şu ifade zaten bu ifadeye nedir? Benzer. Sonuçlarına bakalım. Aynı çıkıyordur muhtemelen. Ne yapıyorduk? X yerine 2 koyuyorduk. 2'nin karesi 4 artı 2 kere 2 yine 4. Buradan bir daha 4 var ve cevap gerçekten 12 geldi. Gördüğünüz gibi sol limitte sağ limite ne çıktı arkadaşlar? Eşit çıktı. Böyle olmasa zaten o noktada limiti yoktur diyecektik ve bize de bunun toplamını soramazdı. Evet, geldik ikinci soruya. Burada fonksiyonun arkadaşlar her x değeri için limiti olduğunu soru bize söylüyor. O zaman demek ki zaten fonksiyonun tanımsız olduğu noktalarda limit yoktur. Ve limitin sorgulanması gereken diğer noktada kritik noktalardır. Bana her noktada limiti var dediğine göre benim ne yapmam gerekiyor? Tanımsız olduğu noktaları ve kritik noktaları araştırmam gerekiyor. Bunlar yeterli olacaktır cevaba ulaşmak için. Zaten bakıyorum bu soruda tanımsızlık yok. Yani herhangi bir şekilde paydayı 0 yapan ya da kökün içini negatif yapan bir değer söz konusu değil. Dolayısıyla burada sadece kırılma noktalarına bakmam yeterli. Kırılma noktalarımız nedir bakıyorum? 2 var. Bakın 2'nin solunda ve sağında değişmişiz. Bir de 4 var değil mi? 2 ve 4 bizim için burada kritik noktalar. O zaman ne yapalım arkadaşlar? 2 ve 4 için araştırma yapalım. Şimdi diyoruz ki şu biraz kötü oldu. Şimdi 2'nin soldan ve sağdan limitinin arkadaşlar aynı olup olmadığını görelim. Gerçi aynıymış zaten limiti var dediğine göre. O zaman bunları birbirine eşleyelim. Soldan yani 2'nin solunda burada biz x yerine 2 yazarsak 6a artı 2 yapacaktır. 2'nin sağında arkadaşlar x yerine 2 yazarsak ama x göremediğim için yerine 2 yazamıyorum. O zaman doğrudan 14'müş cevabımız. 6a buradan 12 ve a 2'dir. Madem arkadaşlar bu fonksiyon her noktada limitliymiş o zaman 2 noktasında da limiti olmalı. Yani 2'nin soldan ve sağdan değerlerin birbirine eşit olması gerekiyor dedik ve buradan arkadaşlar a'yı bulduk. Madem her noktada limitli o zaman 4'ün de hem solunda hem sağında limit değerlerin birbirine eşit olması gerekiyor. O zaman 4'ün sol tarafına bakıyorum kim var? 14. 4'ün sağ tarafına bakıyorum. Sol demek biliyorsunuz 4'ten küçük değerler. Sağ demek de 4'ten büyük değerler. 4'ten büyük değerlerde de burada arkadaşlar ne yapacağız? Yine x görümsel yere 4 yazacağız. Yani 16 artı zaten a'nın 2 olduğunu biliyor muyduk? X yerine de 4 yazacağım için buraya doğrudan 8 diyebilirim. 2'yi karşı attık. 28 eşittir 24 artı b. ki B'nin de buradan 4 olduğunu çok rahat söyleyebiliyoruz. Evet, A2, B4 olduğuna göre arkadaşlar bu sorunun cevabı da 6 olacaktır. Evet, 3 numaradayız arkadaşlar. Burada ne yapıyor? Sadece soldan ve sağdan ayrı ayrı limitlerini sormuş. Yani bir noktada limiti var mıdır yok mudur diye sormuyor. Eğer bir noktada limit sorsaydı tekrar tekrar bakın anlatarak geçiyorum. Hem solundan hem sağından bakıp bu limitlerlerin birbirine eşit olmasını isterdik. Ama bize bir noktada limiti var mı diye sormamış burada. Soldan ayrı sormuş, sağdan ayrı sormuş. Yani sol limitini ayrı bulacağım, sağ limitini ayrı bulacağım. Alıyorum yeşil kalemimi. Başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi 5'in solundan yaklaştığımda yani x'in 5'e eşit olmadığı durumlardır bunlar değil mi? Yani şu parçayı kullanacağım. O zaman ne yapacaktır? 5'e ne yapacağız? Daha küçük değerler vereceğiz. 5'in kendisinden daha küçük değerler vereceğiz. O zaman ne yapar burası arkadaşlar? 5'ten küçük değerler vereceğim için küçük bir sayıdan büyük çıkardığım için mutlağın içinin negatif olduğunu görüyorum. Mutlağın içi negatifse bizim onu eksiyle çarparak çıkarmamız gerekmiyor mu? Eksi 5, eksi x artı 5 dedik. Alt tarafta zaten x eksi 5'ti ve bu oranın eksi 1 olduğunu görüyoruz. Değil mi? Üst taraf alt tarafın bakın eksi katı. Dolayısıyla biz 5'e soldan yaklaşırken limitlerimiz ne geliyormuş? Eksi 1. A'nın eksi 1 olduğunu biliyoruz. Bir de 5'e sağdan yaklaşalım. Bunu da hadi kırmızıyla yazalım. 5'e sağdan yaklaşırken bu sefer yine x'in 5'e eşit olmadığı durumlar. Yani yine aynı yerden, aynı parçadan bahsediyoruz. Eğer x 5'e eşit olsaydı burayı kullanacaktım. Ama 5'e eşit olmayan durumları inceliyorum ben. 5'e soldan ve sağdan yaklaştığım için 5'ten küçük ya da büyük değerler vermiş oluyorum. Sonuçta vereceğim değerler 5'e eşit değil. Onun için yine bu parçayı kullanıyorum. Bu sefer 5'e daha büyük değerler vereceğim için büyük sayıdan küçük sayı çıkmış olacak. Yani mutlağın içi pozitif çıkmış olacak bu defa. Ne olacak yani? X eksi 5 bölü x eksi 5. Aynı şeyleri birbirine böldüğüm için bunun sonucu da 1 çıkacak. Demek ki arkadaşlar B'de neymiş? 1'miş. O zaman bize a eksi b farkını sorduğu için eksi 1 eksi 1'den cevabımız ne olacaktır? Eksi 2. Evet, şık bir soru aldı arkadaşlar. 4 numaradayız. Bize x1 noktasındaki limiti soruyor. Diyeceksiniz ki hocam konu parçalı fonksiyonlar. Bu sorunun burada ne işi var? Evet arkadaşlar, mutlak değerde bir parçalı fonksiyondur. Bir kerelik uzun uzun nasıl bir parçalı fonksiyon olduğunu anlatacağım. Daha sonra arkadaşlar bunu daha pratik yöntemlerle çözeceğiz ileride. Hadi bunu parçalayalım. Bizim bir kırılma noktamız mı? Mutlak değer için konuşuyoruz. Evet, kırılma noktası. Yani 1'in sağında ve sonunda fonksiyon farklı tavırlar alıyor. O zaman 1'den küçük tarafta ve 1'den büyük tarafta eşitliği ben bu tarafa koyuyorum arkadaşlar. Ne oluyor? Farklı farklı arkadaşlar karakter sergiler için fonksiyon, onu ayırarak yazacağız. 1'den küçük değerler verirsem x yerine küçük sayıdan büyük sayı çıkmış olacak. Mutlağın içi negatif olacak. Mutlağın içi negatifse ben bunu eksiyle çarpıp çıkaracağım. Yani eksi 2x artı 2 olacak. 2'yi de dağıttım aynı zamanda içeriye. Böyle aşağıda x eksi 2 var. Yanda da bizi bekleyen 3x'imiz var. X birden büyük değerler vereceksek eğer, yani x yerine birden büyük değerler verdi, mutlağın içinin pozitif olduğunu görüyorum. Büyük sayıdan küçük sayı çıkmış olacak. İçi pozitifse de olduğu gibi çıkar. 2'yi de dağıtarak yine yazıyorum. Aşağıda x eksi 2 var. Burada da artı 3x var. Evet, bakın ne oldu? Mutlak değer aslında bir parçalı fonksiyonmuş gerçekte. Kırılma noktasının sağında ve sonunda farklı karakterler sergiliyor. Dolayısıyla bunu parçalamış olduk. Şimdi adam bana limit değerini soruyor. Bir fonksiyonun limit değerinin olabilmesi için arkadaşlar ne olması gerekiyordu? 1'e soldan giderken ve 1'e sağdan giderken fonksiyonun sonuçlarının eşit olması gerekiyordu. Belki de eşit değildir, limiti yoktur diyeceğiz. Bakalım. Şimdi 1'e soldan giderken alıyorum yeşil kalemimi. 1'e soldan giderken yani 1'den küçük değerler için bu parçayı kullanmam gerekiyor. Bu parçayı kullanacağız. Ne yapacağız? X yerine 1 vereceğiz bu parçada. Yani eksi 2 artı 2 bölü eksi 1 oldu. Buradan da artı 3 oldu. Üst taraf 0 olduğu için 0 artı 3'ten sonucumuz 3 gelmiş oldu. Hadi bir de ne yapalım? 1'in sağındaki değerler için limit bulalım. Yani 1'den büyük değerler için de bu sefer bu parçayı kullanacağız. Burada 1 veriyorum. 2 eksi 2 bölü eksi 1 artı 3. Burası yine 0 yaptı. Evet, yine arkadaşlar 3 geldi. Gördüğünüz gibi sol limit sağ limite ne arkadaşlar? Eşit. O zaman limitimiz vardır ve 3'tür. Eğer eşit çıkmasaydı bu değerler birbirine, bu noktada limitimiz yoktur diyecektik. 5 numaradayız. Yine bir mutlak değer var. Yine bir parçalı fonksiyon var. Ama bu sefer böyle uzun uzun parçalı yazmayacağım. Neden yazmayacağım? Çünkü soru bana sadece neyi soruyor? 2'ye soldan yaklaşırken. 2'ye soldan yaklaşırken sorduğu için, yani tek taraflı bir şey parça sorduğu için uzun uzun fonksiyonu oluşturmamıza hiç gerek yok. 2'den küçük değerler verdiğinde mutlağın içini negatif yapacağını görüyorum. Örneğin 1.9 gibi değer verdiğimde ne olacaktır? Küçükten büyük çıkmış olacak. Mutlağın içi negatif yapacak. Negatifse ben bunu eksiyle çarparak çıkarmalıyım. O zaman ne yapalım? Limit x 2'ye giderken artık üzerine x'i yazmıyorum. Çünkü o taraftaki mutlak değerin ifadenin sonucunu gördüm. Onu yazacağım. X ile çarparak çıkardık. Bölü eksi x artı 2 artı x kare eksi 3 eksi artı 4. Şimdi artık mutlak değerin ilgili kısımdaki görüntüsünü elde ettiğimize göre x görüntüsü her yere 2 yazabiliriz. Üst taraf zaten 0 yapacak değil mi? Ama alt tarafta 0 yaptı. Çok fena. Artı burada da ne var? 2'nin karesi 4 eksi 6 artı 4. Şimdi buradaki 0 bölü 0 bir sorun. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Ondan kurtulduktan sonra fonksiyon değerini elde edebiliriz. O zaman ne yapalım? Orada bir çarpanlarımı yapmamız gerekiyor. Hemen alıyorum farklı renk kalemimi. Şu ifadeyi ben eksi parantezinde x eksi 2 çarpı x artı 2 diye ayırabiliyor muyum? Aşağıda da eksi parantezinde x eksi 2 var mı? Var. Yan taraf zaten duruyor. Orada bir sorun olmadığı için onu aynen yazıyorum. Şimdi bakın x eksi 2'ler gitti. Hatta eksiler de gitti. Elimizde ne kaldı? X artı 2 kaldı. Buradan da artı x kare eksi 3x artı 4 kaldı. Henüz tabii daha limiti almadık değil mi? Şu an ne yaptık? Sadece belirsizlikten kurtulmak için çarpanlarımı yaptık. Limitini almak için istiyorum. Sadece ne yapmamız lazım? 2 yazmamız lazım. Hadi 2'yi yazalım. 2 artı 2 artı 4 eksi 6 artı 4. Ne oldu bakın? 2, 2, 4, 8, 12, 6 çıkarırsam 12'den 6. Evet, limitlerimizi 6 olarak bulmuş olduk. Evet arkadaşlar, burada da bir noktası için bize limit soruyor. Sağdan ya da soldan demiyor. Dolayısıyla hem solunu hem sağını ayrı ayrı inceleyip bunların eşit olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Bir de bize sorulan, limit sorulan nokta eğer bir kritik nokta değilse, bir kırılma noktası değilse o zaman çok da zorlamaya gerek yok. Sadece o parçada mutlak değer nasıl çıkıyor diye bakarız ve direkt yerine koyarız. Ancak burada birin kırılma noktası olduğunu da görüyorum. Dolayısıyla birin solu ve sağı benim için çok önemli. Eğer kırılma noktasıysa sol limit sağ limite eşit olmalı ki biz bu fonksiyonun limiti vardır diyelim. O zaman bunu parçalı fonksiyon olarak ifade edelim arkadaşlar. Ne diyorum? Fx eşittir. Kırılma noktamız 1 olduğu için birin solu ve birin sağı olmak üzere ayrı ayrı yazacağız. Birin solunda birden küçük değerler verirsem buranın negatif çıkacağını görüyorum. Neden? Çünkü birden küçük değer dediğim 0.9 gibidir. 0.9 basit bir kesir olduğu için karesini alınca iyice küçülecektir. Basit kesirler biliyorsunuz kuvveti büyüdükçe küçülen ifadelerdir. O zaman küçük sayıdan biri çıkardığım zaman, büyüğü çıkardığım zaman sonuç negatif olacaktır. Yani ben bu kısmı eksiyle çarparak çıkarmalıyım. Buraya bakıyorum. Buraya birden küçük değerler vereceğim için otomatikman 5'ten kendisinden daha küçük bir sayı çıkarmış oluyorum. Dolayısıyla için pozitif olacağını görüyorum. Olduğu gibi çıkacak. Ancak mutlağın önündeki eksi içeri dağıldığı için eksi 5 artı x kare oldu. Bölü aşağıya bakıyorum. Burası da yine birden küçük değerler vereceğim için pozitif olacaktır. 3 eksi x kare. Şimdi de birin sağındaki durumu inceleyelim arkadaşlar. Yani birden büyük değerler verdiğimde fonksiyon nasıl olacak bakalım. Yani 1.5 gibi bir değer, yani 1.1 gibi değer verdiğimi düşünün. Bu sefer bileşik kesir oldu 1.1. Kuvvetini aldıkça büyüdü. Daha büyük bir sonuç elde ettik. Büyük sayıdan küçük sayı çıktığı için sonuç olduğu gibi çıkacaktır. Yine ben buraya 1.1 gibi sayı versem bile karesini aldığımda hala 5'ten küçük olacaktır. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarınca sonuç pozitif. Aynı şey burada da söz konusu. Ama şu üst tarafta eksi dağılacağı için eksi 5 artı x kare olacaktır. Böyle aşağıda da 3 eksi x kare, yani olduğu gibi çıktı. Şimdi artık parçalı fonksiyonumuzu oluşturduğumuza göre 1'e soldan ve sağdan bakalım. Yani limit x 1'e soldan giderken fx ve limit x 1'e sağdan giderken fx. Bunları incelememiz gerekiyor. Soldan giderken hangi parçayı kullanacağız? Şöyle kırmızı kalemimi alıyorum. Şu parçayı kullanacağız. Burada x yerine 1 yazarsam zaten şu x karenin birbirini götürdüğünü görüyoruz. Üst taraftan eksi 4 geldi. X yerine 1 yazınca alt taraftan da 2 geldi. Eksi 2 geldi sol limitimiz. Bir de hadi yeşil kalem alıyorum. Sağ taraftan inceleyelim. Ne yapıyoruz bu sefer? X yerine 1 yazıyorum. 1'in karesi 1 artı 1 eksi 1 birbirini götürdü. 1 yazınca burası yine 1 değil mi? Ama eksi 5 artı 1'den eksi 4 gelmiş oldu. Alt tarafta 1 yazınca ne oldu? 3 eksi 1'den cevap yine 2 geldi. Bakın limitimiz yine eksi 2 geldi. Gördüğünüz gibi sol limit sağ limite eşit olduğuna göre limitimiz eksi 2 olacaktır. 7 numaradayız. Burada da fonksiyonun gerçel sayılar kümesinde sürekli olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır diyor. Şimdi limitle süreklilik arasındaki temel farkı işte bu soruda anlamış olacağız. Dikkat ederseniz biraz önce limitte ne yapmıştık? 1'e eşit olan noktadaki sonucunu çok da önemsememiştik. Yani sadece soldan ve sağdan limitlerin eşit olması bizim için yeterliydi. Ancak şimdi süreklilik soruluyorsa yapmamız gereken şey şu. Hem soldan hem sağdan hem de noktanın kendisindeki değerlerin eşit olması gerekecek. O zaman bakıyoruz. Sürekli olduğuna göre diyor gerçel sayılar kümesinde Değil mi? Tüm sayılarda. O zaman her noktada bu sürekli olmalı. Ne demiştik? İki noktada süreksizlik ya da limitsizlik olabilir. Nedir bunlar? Ya tanımsız olduğu yerler. Yani kesirler varsa eğer paydanın sıfır olduğu yerler. İşte çift dereceli kökler varsa için negatif olduğu yer. Logaritmik ifadeler varsa için negatif olduğu yerler gibi. Bunlar mesela buralarda süreksizdir ve aynı zamanda limitsizdir. Diğer taraftan yani limitsizlik olabilir. Diğer taraftan bir de kırılma noktaları. Değil mi? Yani şuradaki sınırlar. Mesela örneğin 1'de kırılmış bu grafiğimiz arkadaşlar. Ve aynı zamanda bir de 4'te kırılmış. Demek ki tanımsızlıklar ve kırılma noktaları bizim için önemli. Burada tanımsızlık yok zaten. O zaman sadece kırılma noktalarına bakmamız yeterli. Gerçel sayılar kümesinde sürekli olduğuna göre bu kırılma noktalarımız 1'de sol sağ limiti ve noktanın kendi değeri eşit olmalı. 4'te aynı şekilde sol sağ limiti ve noktanın kendi değeri eşit olmalı. Burada zaten noktanın kendi değeri için ayrı bir işlem yapmamıza gerek yok. Neden? Çünkü 1'in sağ tarafıyla x'in 1'e eşit olduğu durum aynı durum. Ortak durum zaten. O zaman ben 1'in sağdan soldan limitlerini eşitlediğim zaman otomatikman 1'in kendisindeki limitin de aynı olduğunu görmüş olacağız. 1'in soldan limiti 2. X 1'e soldan giderken 2. Değil mi? Bir de sağdan gidelim. Limit x 1'e sağdan giderken artı yazdık bakın üzerine. O zaman 1'in sağ tarafında burada var. Bunun da arkadaşlar ne olması gerekiyor? Limitinin 2 olması gerekiyor. Hemen önce x gördüğümüz yere 1 yazalım. Ne oldu? 1 artı a artı 3b'nin değil mi? Bunların birbirine eşit olması gerektiği için 2 eşit olması gerekiyor. Yani a artı 3b buradan 1 yapacaktır. Bu bilgi köşede bir yerde dursun. Şimdi diğer rengimizi alıyoruz. Bu sefer 4 için aynı incelemeyi yapacağız. 4 noktasına bakalım. 4 noktasında da eğer sürekliyse fonksiyonumuz soldan ve sağdan limitinin eşit olması gerekiyor. Tabii noktanın kendisinin de eşit olması gerekiyor ama noktanın kendisi yani x'in 4'e eşit olduğu durum zaten x'in 4'ten küçük olduğu durumun içinde olduğu için onu ayrıca incelememize gerek kalmıyor. O zaman 4'ten küçük değerler için ben burada x yerine 4 koyarsam 16 yani 4'e soldan yaklaşıyoruz şu an değil mi? Ne oldu? 16 x gördüğüm her yere 4 yazıyorum bakın. Artı 4a artı 3b oldu. Bir de ne yapacağız arkadaşlar? X 4'e sağdan yaklaşacağız. 4'e sağdan. O zaman da 4'e sağdan yaklaşırken neresi oluyor? Cevabımız burası oluyor 5. Ne olmalıydı? 4 noktasında bu fonksiyon sürekli ya da limitli olabilmesi için sol limitinin sağ limitine eşit olması gerekiyordu. Yani 16 artı 4a, pardon yanlış yazdım. 16 artı 4a artı 3b'nin 5'e eşit olması gerekiyor. Buradan 4 artı 3b'nin değil mi? Eksi 11 olduğunu görebiliyoruz. Diğer taraftan a artı 3b'de arkadaşlar 1'di. Biz bunları taraf tarafa çıkarırsak b'ler birbirini götürecektir alt tarafı eksiyle çarptığım için. Ne oldu? Eksi 3, 3a eşittir eksi 12. Yani a buradan eksi 4 olacaktır. A yerine eksi 4 yazarsam b'de buradan 5 bölü 3 mü yapar? Herhangi bir denklemde bunu getirip yerine koydum. A yerine eksi 4 yazdım. Karşı attım 5 oldu. Her iki tarafı 3'e böldüm. B'de 5 bölü 3 oldu. Bize a artı b soruluyor. Yani eksi 4 ile 5 bölü 3'ü toplamam gerekiyor. O da eksi 12 artı 5 bölü 3'ten eksi 7 bölü 3 olarak bulunur. 8 numara. Yine arkadaşlar bir parçalı fonksiyonumuz var. Başlıkta da bahsettiğimiz gibi. Ve her noktada sürekliymiş. Her noktada sürekli olabilmesi için ne olmalıydı? Kritik noktalarda ve tanımsızlık noktalarında değil mi? Kontrol etmemiz gerekiyordu. Soldan ya da sağdan hem de noktanın kendisinde. Limit sorsaydı sadece sol sağ yetiyordu ama süreklilik sorduğu için hem sol hem sağ hem de noktanın kendisini ayrı ayrı inceleyeceğiz. Burada bakın noktanın kendisinde farklı bir değer var. Dolayısıyla bunu da ayrıca incelemem gerekecek. Diğer sorular gibi değil yani. O zaman önce soldan bakalım. 3'ten küçük değerler verirsem bunun değeri ne oluyormuş? 3'ün sol tarafında 3 vereceğim yani. 6 eksi c bölü 4 eksi 3. Pardon. Ne olmuş oldu? 6 eksi c olmuş oldu soldan. Değil mi? 3'e soldan yaklaşıyoruz bakın. Şimdi 3'ün kendisinde o zaman ne olacak? 3'ün kendisinde x gördüğüm her yere 3 yazacağım ama x yok. Dolayısıyla direkt doğrudan değerimiz 3 artı 2'ymiş. Bir de 3'ün sağında. 3'e sağdan yaklaşırken yani 3'ten büyük değerler verirken burada yerine yazıyorum o zaman. Ne oldu? 9 eksi 3 artı 1'den 6 artı 1'den 7 yapmış oldu. Madem bu fonksiyon arkadaşlar her yerde sürekli o zaman bu üç değerin birbirine eşit olması gerekiyor. Yani 6 eksi c eşit olmalı 3a artı 2 o da eşit olmalı 7. İkili ikili çözelim. Yani 6 eksi c 7 ise c buradan nedir? Eksi 1'dir. Diğer taraftan 3a artı 2 7 ise a da buradan nedir? Karşı attım 5 kaldı. Her iki tarafı 3'e böldüm 5 bölü 3'tür. Bize a artı c soruluyor. Yani eksi 1 ile 5 bölü 3'ü mü toplayacağız? O da eksi 3 artı 5 bölü 3'ten değil mi? 2 bölü 3 yapacaktır. Burada diyeceksiniz ki kafanıza şu takılabilir. Ya hocam bunun paydasında bakın evet bir tanımsızlık durumu söz konusu. Onu niye incelemedik diyeceksiniz değil mi? Bakın evet paydayı tanımsız yapan x değerimiz 4. Zaten biz 3'ten küçük aralıkta çalıştığımız için burada 4 diye bir sorun var mı? Yok. Yani 4 bu aralığa giriyor mu? Girmiyor mu? Demek ki burada arkadaşlar tanımsızlık gibi bir sıkıntımız yok. Girseydi 4'te de bunun süreksiz olduğunu söyleyebilirdik. Evet. Fx fonksiyonu yine her. Şu ifade biliyorsunuz her demek arkadaşlar. Değil mi? Her. Her x reel sayısı için limitli olduğuna göre a nedir diyor. O zaman 5'in soldan ve sağdan değerlerin birbirine eşit olması yeterli. Bakın süreklilik demediği için x'in 5'e eşit olduğu durumları merak etmiyorum, incelemiyorum da. Ama süreklilik deseydi ona da bakmam gerekecekti. Ben şimdi limit baktığım için 5'in soldan değerleri burada yerine 5 koyuyorum. 25, eksi 20, artı 6. Bu da ne yapmış oldu? Buradan 5 geldi 6, 11. Bu neydi? Dikkat ederseniz 5'e soldan giderken. Bir de x 5'e sağdan giderken değer bulalım. 5'ten büyük değerler için yani sonuç görelim. X'e 5 yazıyorum. 5a artı 1 yapıyor. Madem bu her noktada limitliydi o zaman bu iki limitin birbirine ne olması gerekiyor? Sağ limitin sol limite eşit olması gerekiyor. Yani 5a buradan 10, a da 2 olacaktır. Evet öncekilere göre daha kolay bir soru oldu. 10 numara. Bugün evet 12 soru çözeceğiz arkadaşlar. 2 tane daha hoşuma giden soru vardı. Onları paylaşmadan edemedim. Mutlaka anlatmalıyım öğrencilerime bunları dedim. Dolayısıyla bugün 12 soru çözmüş olacağız. Bir tane fonksiyon var. Fonksiyonumuzda arkadaşlar ne soruluyor bize? Limit değeri ama bileşkede. F için ayrı bir grafik verilmiş arkadaşlar. G için de bir parçalı fonksiyon verilmiş. O zaman ne yapacağız? İkisini de kullanacağız bu soruda. Bileşke ne demekti? Başlayalım. Bize ne yapılıyor? G içerisinde, F içerisinde 1'e sağdan giderken değer soruluyor. Şimdi 1'e sağdan giderken o zaman ben grafikte ne yapıyorum? 1'den hatırlayın önceki derslerimizi. 1'den geçen şöyle bir çizgi çiziyorduk. Ve 1'e ne yapıyoruz? Sağdan yani kendisinden daha büyük değerlerden yaklaşıyorduk. Ve kime gidiyor bakın sonucumuz? Eksi 3'e. G burada ne oldu arkadaşlar? F'i bulduk artık. G içerisinde eksi 3. Ama burada ne vardı? Çok önemli bir detay vardı dikkat etmemiz gereken. Biz 1'e sağdan yaklaştığımız için içinde bulduğumuz eksi 3'e de sağdan mı soldan mı yaklaştığımızda araştırmamız gerekiyordu. Şimdi ben ne yaptım dikkat edin? Grafiğim eksi 3'ün altına indi sonra eksi 3'ten geri yukarıya çıktı. Yani aslında ben eksi 3'e ne yapmış oldum? Aşağıdan yaklaşmış oldum. Yani eksi 3'ten daha küçük değerler vererek yaklaşmış oldum. Görüyor musunuz? Bakın aşağıdan yukarıya doğru geldik en son noktada. Baş tarafta evet daha yukarılardaydık ama en son aşağı inip geri yukarı çıktık. Dolayısıyla biz eksi 3'e alttan geliyoruz. Eksi 3'ün kendisinden daha küçük değerleri soldan yaklaşmak demek değil miydi? Demek ki eksi 3'e de soldan yaklaşacağız. O zaman eksi 3'ün soldan parçasını kullanmam gerekiyor. Bakın harika bir soru oldu. Evet şimdi ne yapacağız? Eksi 3'ün sol parçası neydi? 2x artı 4 bölü x artı 1 miydi? Değil mi? Bu parçada x yerine ne yazacağım şimdi? Eksi 3 yazacağım. Yani eksi 6 artı 4 bölü eksi 3 artı 1. O da ne oldu? Eksi 2 bölü eksi 2'den 1 olmuş oldu. Evet harika bir soruydu. Mutlaka dikkat arkadaşlar. Evet şöyle bir yıldız da koyalım bu soruya. Beğendik. 11 numaradayız. Kuralı verilen diyor f fonksiyonu x2 noktasında sürekli ise aşağıdaki noktalardan hangisinde süreksizdir? Şimdi x2 noktasında sürekli ise bakıyoruz x bizim için bir kırılma noktası. Yani 2'nin solundaki değerle sağındaki değer birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. Çünkü burada sürekli olduğunu biliyoruz. O zaman sol tarafta x yerine 2 koyalım. 1 bölü 1 eksi 6. Sağ tarafta x yerine 2 koyalım. 1 bölü 4 artı a. Bunlar birbirine ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor madem sürekli. O zaman eksi 1 bölü 5'in 1 bölü 4 artı a'ya eşit olması gerekiyor. İçler dışlar yaparsak eksi 4 eksi a eşittir 5. Yani a buradan eksi 9 mu yapacaktır? Buraya kadar sorun var mı? Şimdi a eksi 9 ise eğer ne yapıyorum arkadaşlar? Bunu yerine yazıyorum artık. Hemen şöyle şuraları bir silelim. Madem a'yı eksi 9 bulduk. Şöyle bir kalem alayım kendime. Beyaz renk yapayım onu da. Ve şu a'yı silelim. Bunu yerine artık ne yazacağız? Hatta artıyı da silelim. Bunu yerine artık ne yazacağız arkadaşlar? Eksi 9. Demek ki ben bu ifadeyi x eksi 3, x artı 3 ile çarpanlara ayırabilir miyim? Evet. Bakın ne oldu? Son parçalı grafiğimiz aslında 1/(x-3) çarpı x artı 3 şeklinde bir grafik oldu. Ne demiştik? Kırılma noktalarımızda ve tanımsızlık noktalarında bir süreklilik limiti sorgulamamız gerekiyor. Şimdi x-3'te arkadaşlar sorgulamamıza gerek yok. Neden? Çünkü bunun paydasını 0 yapan değer x eşittir 3 içindir. X3 zaten 2 küçüktür 2 aralığına girmediği için böyle bir sorunum yok burada. Ancak burada x eşittir -3 ne yapıyor? Paydayı yine 0 yapıyor. Ve paydayı 0 yaptığına göre ve bu da x küçüktür 2 olduğu için, yani aralığa girdiği için bu tanım aralığında evet böyle bir sayı var ve bu sıkıntılı bir sayı. Paydayı 0 yapıyor. Demek ki burada ne olmalıyız? Süreksiz olmalıyız. Cevabımız da bu durumda Ceyhan olmalı. Evet, yine kaliteli bir soruydu. Beğendik arkadaşlar. Evet, son soru olarak da evet bir çıkmış soruyu almışız. Burada bakın 2016'da çok şık bir soru sorulmuş. Biraz da işin içine trigonometri koymuşlar. Trigonometri koymamışlar aslında da bizim limitte belirsizliklerde anlattığımız bir yöntem vardı. Neydi o, hatırlatalım. Limit x sıfıra giderken tanjant ax bölü bx'in, değil mi, a bölü b olduğunu söylemiştik. Önce ama bir değeri yerine koyalım. Bir sorun var mı ona bakalım. Ondan sonra bu söylediğim işlemleri yapalım. Şimdi x eşittir 0 noktasında süreklidir diyor. Madem fonksiyonun x eşittir 0 noktasında sürekli, o zaman 0'a eşit olan değerlerde 0'ın solunda ve 0'ın sağında, yani bu üç durumun hepsinde de aynı sonucu buluyor olmamız gerekiyor. 0'a eşit olan durumlarda bu fonksiyonun sonucu hep 2'ymiş. O zaman 0'dan küçük ve 0'dan büyük değerlerde de sonucun hep 2 çıkması gerekiyor. Ancak 0'a eşit olmayan durumlar zaten 0'dan küçük ve büyük durumların hepsini kapsamış oluyor. Yani 0'a soldan yaklaşma, 0'a sağdan yaklaşma durumların hepsi de 0'a eşit olmama durumu olduğu için her iki durumda da bu parçayı kullanmam gerekiyor. O zaman buradaki limitle buradaki limitin birbirine ne olması lazım? Eşit olması lazım. Ne demiştik? Eğer trigonometrik bir ifadede limit soruluyorsa sadece tanjant ve sinüs olmalı elimde, değil mi? Kotanjant ve kosinüsten kurtulmalıyım. O zaman ben bunu şöyle düşünüyorum. Ax bölü x artı 2b tanjantı da biz 1 bölü kotanjant 1 bölü tanjant x diye yazamaz mıyız? Şöyle aşağıya tanjant x diye yazabilirim. Sorun var mı arkadaşlar? Evet, böyle bir şey yapabiliriz. X'in 0'a eşit olmadığı durumlarda, değil mi? Aslında böyle bir durum inceleyebiliriz. Şimdi buradaki değerin, limit değerinin ne yapması gerekiyor? 2 çıkması gerekiyor. Yani ax bölü tanjant x 1 bölü x artı 2b böyle ayırdığımda ve ben limit x 0'a giderken bu sonucun ne çıkmasını istiyorum? 2 çıkmasını istiyorum. Zaten şu ifadede limitimiz arkadaşlar değil miydi? A bölü 1 değil miydi? Neden? Çünkü buradaki içerideki x'in katsayısı 1'dir. Hani ne olmuştu? Tanjantlı içerideki ile dışarıdakinin oranıydı, değil mi limitimiz? Buradan da x'e 0 yazdığında 1 bölü 2b olmadı mı arkadaşlar limit değerimiz? Çünkü limiti bulmak için x görüyorum, her yere 0 yazacaktım. Burada ne oldu arkadaşlar? A bölü 2b eşittir 2 oldu. Demek ki a bölü b arkadaşlar şu 2'yi karşıya çarparak attığımızda 4 olacaktır. Yani cevap Ceyhan olacaktır. Evet, harika bir soruydu arkadaşlar. Gerçekten faydalı ve güzel soruları seçtiğimi düşünüyorum. Size katkısı olacağına inanıyorum. Umarım arkadaşlar başarılı olursunuz. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler.